Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkür ederim Hasan Bey. Nasıl gidiyor? Allah'a şükür iyiyiz. Başkan çok güzel. Çok güzel. Başkanımıza teşekkür ederiz. Sıkmalar, karpuzlar. Çayımız, yani her şeyimiz mevcut Allah'a şükür. İlk kez düzenleniyor federasyonun. Federasyonun ilk kez düzenliyoruz. Bir daha düzenlemiş. Hangi köylüsünüz onu söyle. Kayönü köyündenim ben. Demin ben Ahmet Toker. Ahmet abicim Akpınarlarla, Kraman köylerle, Ambar köylerle hep burada röportajlar yapıyor. Divlerler diyor ki bizi niye söylemiyorsunuz? Niye dedim Divleli hemşehrilerimiz bizlere bundan sonra sesini daha çok duyursun dedim. İnşallah daha iyi olacak yani. Divleliler de gelecek yani artık. Eğlencemiz de bu arada yavaş yavaş başladı. Evet, Yasin kardeşimize teşekkür ederiz. Ereğli'den buraya kadar geldiği için çok memnun olduk yani. Sizleri tanıyalım. Ben Ahmet Toker'in abisiyim. İsim alalım abi. Mahmut Toker. Mahmut abicim nasılsın? Ayrancı Kayönü köyündenim. İyiyim Allah'a şükür. Siz de iyi misiniz? Şükürler olsun. Şükürler. Sıkmalar çok güzel. Karpuzlar var. İşimizi bırakıp buraya pikniğe geldik. Değdi ama değil mi? Tabii güzel. Yani Kayönülülere neler söylemek istersin? Kayönülülere bol bol selamımı söyleyin. Hepsini kucak dolusu sevgi sunarım. Sizleri tanıyalım. Ben Ahmet Ernazcı. Ahmet abi nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ortam çok güzel. Atmosfer çok güzel. Geç kalınmış bir olaydı. Dernek... İstanbul'da değil mi? Gurbet elde. Aynen. Geç kalınmış. Söyleye söyleye nihayet. Artık inşallah ilerleyen yani, senelerde daha güzeller olur. Devamlılığı olması gerekiyor yani. Tabii daha gençlerin de derneğe çok, derneklere özellikle katkılar olması lazım. Gençlerin kaynaşması, ne bileyim insanların birbirini daha sık görmesi, böyle şeylerin... Fitili biz ateşledik diyelim mi o zaman? Diyelim ama dediğim gibi yine de geç kalınmış bir olay. İnşallah bundan sonra daha etkili olur. Olması gerekir yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet.